Bundan sonra rüya üzerinden haberleşeceğiz. Ne bir not, ne bir ses senden istemiyorum. Hoşça kal. Şey diyeyim mi? Şu an ölsem gamlama. Böyle deme. Ne olur bozma. Çok mutluyum. Bu bir daha olmayacak. Bu bir daha olmayacak. İlk ve sonlu bir daha olmayacak. Olacak. Olacak benim Çelebi'den korkum yok. Senin de olmasın bak benim ölümden de korkum yok. Seviyorsun. Çok seviyorum. O zaman görmeyeceksin beni. Çıkmayacaksın karşıma. Cemre, bak bu başlangıç. Sen beni seviyorsun ya. Bu hayatta bana hiçbir şey olmaz. Bu Çelebi belasından birlikte kurtulacağız. İnan buna. İnan. İnan. İnan, inanıyorsun. Evet. Cemre fark etmeden geri dönmem tamam, lazım. Tamam. Ama şunu bil. Bu hayata bir daha başlama şansı tanısalardı. Bu anı seçerdim. Ben daha iyi bir anı seçerdim. Çelebi'den önce seni tanımayayım. Korkma. Korkma bu günler geçip gidecek ki. Ve biz hepsini gülüp geçeceğiz. İnanıyor musun buna? Her şeyden çok eminim. Cemre, sadece korkma tamam mı? Benden uzak durma.
Lütfen benden uzak durma Cemre. Söz veriyorum senin için yaşayacağım. Ve Çelebi buna engel olamayacak. Söz veriyorum. Elimizde çok büyük bir koz var bak. Umarım haftaya o sevkiyat gerçekleşir ve o şerefsizin yıllardır sürdürdüğü bu tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkaracağız. Söz veriyorum. O herif hapse girecek. Ve bir daha çıkmayacak. Ve artık her yeni gün senin özgürlüğün için doğacak. Bizim için doğacak. Geldiğimiz yere geri gideceğiz. Tamam efendim. Ne olur susma ya. Vallahi bağır çağır bir şey söyle ama susma. Ne olursun konuşalım. Sen haklıydın ya. Ben istemiyorum böyle bir ilişki. Tamam, ne söylesen haklısın. Sana hak veriyorum. Ama yani benim kalbimdeki de, zihnimdeki de, gönlümdeki de tek kişi sensin be. Ömrüm, seni seviyorum be. Benimle evlenir misin? Bekliyordun Ömer. Keşke evet desen ya. Hayır. Rüya. Yani babamın üstüne yemin ederim, ölmüş babamın üstüne yemin ederim ki benim bir suçum, kabahatim yok. Sen de gördün, Zeyno'nun kafası güzeldi. Ben bir şey yapmadım ya. Mesele o değil. Ne peki mesele? Ben anlamıyorum. Benim kafam basmıyor. Ne mesele? Sen söyle, yapmadım diyorum sana. Tamam, tamam. Yapmadım diyorsan yapmamışsındır. Tamam, inanıyorum sana. O zaman? Ya sen açık açık sana çok aşık olan bir kızı yanında dolaştırıyorsun. Tamam evet sen onu öpmedin ama onun seni öpmesine fırsat veriyorsun. Ya bir de sorunu çözmek yerine üstünü kapatır gibi evlilik teklif ediyorsun ya. Anlaşıldı, tamam. Ne anlaşıldı, ne tamam, ne? Ya sen topuklamaya bahane arıyordun, işte buldun fırsatını. Hadi git. Saçmalama, sorunumuz neyse konuşalım istiyorum. Ortada bir sorun mu var? Ben bir sorun göremiyorum ki. Daha ne olacak ya? Restoranın ortasında birini dövdün. Oh, iyi yaptım. Tamam mı? Yine sardın başa ya. Ha, biz çözmüş müydük onu? Pardon ya, ben atlamışım onu. Kusura bakma. Ortada çözülecek bir şey yok ki. Orada icap eden bir şey vardı ve ben de onu yaptım. Dövdüm onları. Bir daha gerekirse bir daha döverim. Hatalarımdan ders çıkarırım diyorsun. Yo, sana göre hata. Bana göre hata değil. Benim doğrularım bunlar. Haydutluk. Haydutluk. Ben sana daha ilişkinin başında dedim. Seni uyardım, dedim ki ben gerekirse haydut da olurum, dedim mi? Ben olmadığım gibi birisi olarak göstermedim ki sana kendimi. Doğru ya. Doğru, bravo. İlişkinin sırrı bu. Ben başta demiştim, ben şuyum, ben buyum. Böyle deyince bütün konular tartışmaya kapanıyor değil mi? Ben de seni çok sevdiğim için böyle bütün hatalarını, her şeyini alttan almak zorunda kalıyorum. Çok özür dilerim Ömer Bey ya. Çok affedersiniz vallahi. Ben sana zaten daha önce söylemiştim ya. Senin bu turistik seyahatin bir gün biter diye. Ne diyorsun sen ya? Ne mi diyorum? Hiçbir şeyin bugün bu şekilde olması tesadüf değil. Sen arkadaşlarını gördün ve 180 derece döndün. Ne? Evet. Evet. Yok Zeyno'yla şöyle yaptın. Yok adamı şöyle dövdün. Yok şöyle söyledin. Pireyi deve yaptın ya. Bahaneler uydurdun. Pireyi deve yaptın sen. Evet, pireyi deve yaptım. Pire...
pire çünkü. O yüzden üstünü evlilik teklifiyle örtüyorsun değil mi? Tamam. O zaman o yüzüğü kaldırıp çöpe atarsın. Sen zaten yanına beni hiç yakıştırmadın ki. Ayıp ediyorsun. Hiç de ayıp etmiyorum ben. Vallahi ben sana söyleyeyim. Her şey apaçık ortada ve net. Yedi kuledeki medeniyetle senin arkadaşlarının iş ortamındaki medeniyet birbirini tutmadı. Özür dilerim ya. Olduğum gibi biri olduğum için senden özür dilerim. Yani ben bu durumumu senden hiçbir zaman saklamadım ki zaten. Sen şimdi görmek istedin. Yeni ayıldın mevzuya sen. Tamam işte. Gözündeki sır perdesi aralandı. Bütün rüya da bitti. Turistik gezi de sona erdi. Tamam mı? Bu. Bu mu son sözün? Evet bu. Yüzüğü de çöpe atarsın. Ömer neredesin oğlum? Dükkana geçiyorum şimdi, hayrola? Tamam, acele et kardeşim. Ne oldu oğlum? Ya hemen harekete geçmemiz lazım. Bu Çelebi ile Dursun Yaman sevkiyatı haftaya gerçekleştireceklermiş de. İyi tamam, hadi eyvallah. Bülent'e ulaşınca ben yine size haber veririm. Tamam Çiçek Hanım, zaten gerekli protokoller hazır. Sadece imzalaması yetecek. Tamam, iyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Rüya. Rüya. İyi misin? Rüyacığım bir şey söyle, ne oldu? Ömer'le ayrıldık. Niye getirdin beni buraya? Konuşsana. Ne istiyorsun benden? Her kafanın içindeki et parçasını birazcık çalıştırırsan bulursun Bülent. Bırak beni. Yoksa var ya başım büyük dertte. Benden söylemesin. Diyorsun. Ama buradan hiç öyle görünmüyor. Aa, ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ben mi? Ben. Olur mu canım öyle şey? Ben sana elimi sürüp de kirletmem. Yapmam. Bunu benim yerime yapacak insanlar var. Seni buraya getirdikleri gibi buradan mezara götürecek insanlar. Ne istiyorsun benden? Bak çok güzel. Çok güzel kıvama geliyorsun. Aferin, aferin. Çok güzel. Devam et böyle. Atlas için mi? Hı? Onun için. Ulan sen el alemin çocuğu için başını derde mi sokacaksın? Ben Atlas için her şeyi yaparım. Sen benim oğlumu neden bu kadar önemsiyorsun? Ha? Neden? Cevap versene. Çünkü ben insanım. Senin aksine. Yoksa şimalle beni. Sakın. Sakın. Ağzını topla. Şimalle benim aramda hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Sen beş para etmez bir adam da olsan o kız bir günden bir güne başkasının gözüne bakma. Duydun mu? Sana bir teklifim var. Bak çok güzel bir teklif. Eğer kabul edersen senin gitmene izin veririm. Neymiş? Buradan defolup gideceksin. Ve bir daha asla geri dönmeyeceksin. Baksana bana. Mutlucu'dan bir haber mi var? Var. Şimdilik iyi de senden bir şey rica edeceğim. Tamam, söyle. Bana acilen böyle bir sipariş hazırlaman lazım. Sebep? Ya Cem'le bir mesaj ulaştıracağım da o yüzden.
Dinliyorum. Tamam. Cemre Hanım seçim bürosuna dönüyormuş. O herif? Tuzağa düşüreceğim. Yalnız kaldığı ilk fırsatta ben halledeceğim. Tamam. Başka bir emriniz? Yok. İskender nerede? Henüz gelmedi Çelebi Bey. Bugün yabancı ortaklarla toplantısı yok muydu? Vardı ama bilet rezervasyonunu yaptırdıktan sonra kendisine ulaşamadım. Ne rezervasyonu? Cevap ver. İskender Bey bugün için yurt dışına bir bilet almamı istedi. Ne bileti? Bülent Mahirer adına. Peki. Hiçbir yere gitmiyorum. Eğer gitmezsen... bu benim son görüşüm olur. Karar senin. Gitmiyorum ulan! Söylemiştim. Karar senin. Gereğini yaptın İskender. İskender, dinle beni. İskender. Kıvama gelince haber ver. Tamam. Ne var? Bülent'in telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Belki senin haberin vardır diye düşündüm. Bana ne ya Bülent? Kayınvalisi hapse girmek üzereyken, Çiçek Tomis'in tüm mal varlığını Bülent'i devretmeye razıyken, senin aldığın biletle yurt dışına çıkacağına ne anlamı bekliyorsun İskender? Bülent nerede? Bu senin meselen değil. Bülent'i rahat bırak. Bu senin kararınla olacak bir şey değil. Bak, zaten zor bir gün geçiriyorum. Bütün hıncımı senden çıkarmamı istemezsin. Bu meseleye karışmayacaksın. Benim yerime göz diktiğinden itibaren seninle ilgili her şey benim meselem. Sana söylemiştim, yumuşak karnını biliyorum. Bütün bunları Çiçek için yapıyorsun, farkındayım. Ama izin vermem. Buna engel olamazsın. Oğlum bile. Bir saat içinde Bülent'in sesini duymazsam polise ihbarda bulunacağım. Sana ne ya Bülent'ten, sana ne? Bana savaş açan herkes bedelini öder İskender. Sırf beni ve Tomris'i cezalandırmak için o pisliğe destek oluyorsun. Sen nasıl bir insansın ya? Bülent'i rahat bırak. Birkaç saat, bilemedim birkaç gün içerisinde bu iş çözülür. Aslında beni dinlememeni tercih ederim. Eğer Bülent'e bir şey yaparsan kendi ipini çekmiş olursun. Yolumdan çekilirsin. Bir saat İskender. Bülent'i serbest bırak. Onunla işim bitmedi. Peki. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Bilesin. Efendim, Bülent sizinle görüşmek istiyor. Telefonumu al. Anlat. Tamam söz. Ne istersen yapacağım. Nereye dersen gideceğim. Sen sözüne neden güveneyim? Çünkü ölmek istemiyorum. Söz. Buradan gideceğim. Bana bak.
Eğer seni çiçeğin etrafında görürsem, atlasın etrafında görürsem, ulan hepsini geçtim. Bir daha seni hayatımda görürsem yemin ederim öldürürüm Bülent. Duydun mu beni? Hı? Vazgeçtim ulan. Vazgeçtim. Az önce dedim ya ben sana elimi sürüp de kirletmem diye. Vazgeçtim ulan et oğlu, hepsini kendi ellerimle gebertirim. Duydun mu? Tamam söz. Söz gidişen burada. Toparlayın şunu. Bir aptallık yapar sözünden dönersen seni yaşatmam. Senin için değil, Cemre için. Cemre abla mı? He, bak adres bu. Tamam mı? Al. Sana taksi parası da. Hiç oyalanmadan git, oyalanmadan dön. Bak, sakın dikkat çekme. Ha? Dikkatlice git, dikkatlice gel. Tamam abla ya. Sen niye bu kadar meraklandın ki? İçin rahat olsun. Hala konuşuyor. Koş! Koş! İçin geldiler mi? Henüz gelmediler. Ben de size geliyordum. Ne oldu? Yemek siparişiniz gelmiş. Benim mi? Evet, danışma almış. Ha, ay evet, tamam. Mersi. Beni arayan soran oldu mu? Olmadı. Tamam, teşekkür ederim. Beni ara, güvenli bir yerden. Irmak Hanım, benim telefonumun şarjı bitmişti. Sizinkini kullanabilir miyim? Tabii. Tamam, bir arama yapacağım. Teşekkür ederim. Efendim? Alo Ozan, ne oldu? Cemre? Cemre, iyi misin? İyiyim. Bir şey mi oldu? Ya merak ettim. Çelebi yokluğunu fark etti mi? Yok, yani bir problem gözükmüyor. Bir şey mi oldu? Cemre, bir şey olmadı da. Ne olur bak, gözün dört aç, bir şey öğrendiğin zaman rüyayla ya da ne bileyim güneşle bir haber yolla bana. Tamam, tamam, merak etme. Kendine dikkat et, olur mu? Tamam, sen de. Cemre. Benim her gün senin nasıl olduğunu bilmem lazım. Bak her gün ama. Yani bir şekilde bana bir işaret yolla, ne olur. Yani Ozan, nasıl öyle bir işaret gönderebilirim? Ne bileyim, güneş kırmızı toka taksın mesela. Ne diyorsun, olur mu? Olur, tamam. Tamam, benim şimdi kapatmam lazım. Tamam, bak kırmızı toka unutma. Tamam.
E tamam oğlum, gidelim işte emniyete. Korkut başkomiser her şeyi anlatalım. Oğlum sen önce Rüya'yı ara, Cemre fırsat bulduğunda onu çağıracak çünkü. Arasana oğlum kızı. Ömer ne oluyor ya? Ha, bir şey mi oldu? Ne? Birader bu ara bir karışıyız ya Rüya'yla. Niye? Evlenme teklif ettim. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Tebrik ederim. Kabul etmedi birader. Neden? İsteyene bahane çok ya. Oğlum ara şu kızı. Ben aramayacağım birader, sen ara, uzatma işte. Allah Allah ya. Şuna bak ya. Hem bana sen gerçeği gördün, beni fark ettin, ben buyum, anladın diyor. Hem de evlenme teklif ediyor. Nasıl bir çelişki bu ya? Madem biliyorsun bizden olmayacağını, niye evlenme teklif ediyorsun o zaman? Çünkü paniklemiş Rüyacığım. Ya abartıyor musun biraz acaba? Ben mi abartıyorum? Ömer bu. Sizin ilişkinizin zaten kolay yürümesi diye bir şey söz konusu değil. Böyle yürüyecek. Hiçbir sorunu çözmeden, etmeden, oldu bittiye getirerek, üstünü örterek, daha aynı dili bile konuşamadan ama evlenerek. Ya al bak şuna. Ozan'ın yanında işte harekete geçmiş. Efendim? Ha, Rüyacığım nasılsın? Aynı sen? E işte ya. Ömer'i sor. Bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? Gibi gibi. Ben de seni o yüzden aradım aslında ya. Ömer'le dükkandayız. Cemre Çelebi ile Dursun Yaman'ın tarih eserleri kime satacağını öğrenmiş. Rus'ta bir alıcısı var. O yüzden yani yeni bir şey öğrendiği zaman senin üstünden bize haber uçuracak. Senin de bilgin olsun dedim. Tamam tamam, başka bir şey? Başka bir şey yok. Tamam, görüşürüz. Tamamdır, görüşürüz. Şuna bak ya, Ozan'ın yanında ama Ozan'ı aratıyor. Altında bir şey aramasan, Ozan seni ilk kez mi arıyor? Ömer'in yanındayken evet. Rüyacığım, canım. Çocuğun evlenme teklifini reddetmişsin. Biraz tavırlı olması normal değil mi? Şahane ötesi bir çözüm. O zaman sen git konuş. Evine git. Oturun, sakin sakin konuşun. Ya adam resmen benden ayrıldı. Şimdi git evine peşinden mi koş diyorsun? Hayır, öyle demiyorum. İletişim kur diyorum. Yani Ömer bu karşındaki, unutma. Hani sana kalbinin yerini gösteren adam. Hallettiniz mi? Bülent havaalanına doğru yola çıktı İskender Bey. Sorun yok. Tamam. Abi iç hatlar mı dış hatlar mı? Abi. İç hatlar mı dış hatlar mı? İç hatlar mı dış hatlar mı? Başka bir şey bilmiyor musun sen? Oradan ben iç hatlara mı benziyorum? Dış. Çelebi Bey. Neredesin? Sormayın. İskender beni kaçırdı, canımı zor kurtardım. Topukluyorum. Soruma cevap ver, neredesin? Taksideyim. Uçağa gidiyorum. Hemen in. Burada işim bitmedi. Ama İskender? Ben varken İskender'den korkmana gerek yok. O sadece havlar, ısırmaz. Hemen in o taksiden. Siz benim yanımda olduktan sonra ben her şeyi yaparım. Dön şuradan, dön. Yok sana dış. Yok sana dışmış. Of dünyada. Ömer. Ne haber? İyi, bildiğin gibi. Bildiğim bir şey yok.
Her şey yolunda mı? Dün geceden sonra konuşamadık ya. Ne var ki konuşacak? Bir şey mi? Çok kızgın mısın bana? Yo, niye kızayım ki işte? İçtin içtin, saçmaladın, sarhoştun. Acayip acayip şeyler yaptın. Rüyayla çok sorun oldu mu? Zeyno, sen bizim sorunumuz olamazsın ya. Hı? Hadi eyvallah. Karar verebildin mi? Gidecek misin Ömer'le konuşmaya? Bilmiyorum. Bu saatte kim ya? Bülent değildir inşallah. Dur. Senin ne işin var burada? Ben... Bülent. Haber mi var? Neredeymiş? Gitti. Nereye? Yurt dışında. Nasıl? Neden? Gitti işte yani. Artık size sıkıntı çıkarmayacak. Haber vermek istedim. Görüşürüz. Hayır. Bu evdeki kimseyle görüşmeyeceksin. Herkes unutmuş olabilir ama ben unutmadım. Sayayım mı tek tek? Rüya, yangın kazaydı. Babamın ölümü değil mi? Ne desem inanmayacaksın zaten. Evet, inanmayacağım. Bütün dünya unutsa da ben unutmayacağım. Çünkü sen hem hırsızsın hem de katilsin. Rüya, hırsızlıksa babanla birlikte yaptık. Ya baban öldü diye bu gerçek değişmiyor ki. Ben günahlarımı biliyorum. Ben suçumu biliyorum ve bunun bedelini her gün ödüyorum. Çiçek ve Atlas'tan uzak duracaksın. Vicdanını onlarla temizlemeye çalışmayacaksın. Bir daha seni Çiçek'in etrafında görmeyeceğim, anladın mı beni? Ancak Çiçek isterse. Ancak Çiçek derse gel be diye. Ancak Atlas gelmemi istemezse gelmem. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Çiçek. Çiçek, söyle ona hadi. Gelme bir daha buraya. Git şimdi. Çık git! Kendine gel artık. Ben Atlas üzülür diye. Atlas ileride annesinin katiliyle görüştürdüğünü öğrenince daha çok üzülecek. Alo Sevimcim.
Nasılsın? İyiyim. Dursun'u gördüm ama seni göremedim hiç. Evet, onlar Çelebi'yle görüşüyorlar sık sık. Bak ne diyeceğim. Yarın akşam bize gelsenize. Dursun, sen. Pınar'ları da çağırırız. Birkaç kişi daha. Tamam, şahane. Bekliyorum o zaman yarın akşam. Bay bay. Karıcığım, beni gördüğüne sevinmedin mi? Burada olduğuna şaşırdım. Seni özledim. Günün nasıldı? İyi. 5 dakika geçmesi gereken 2 saatlik toplantılar yaptım. Nasıl geçti? İyi. Senin açından iyi. Seninle ilgili bir sürü yalanlar söyledim. Güzel. Ne kadar iyi bir eş olduğumdan bahsettin mi? Çok yorgunum. Sonra konuşsak. Ömer! Rüya mı? Açsana oğlum. Ya belki Cemre'den haber vardır. Ha, Begüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya. Niye çağırdınız beni? Begüm, yardımına ihtiyacımız var. Ne gibi? Bildiğin her şeyi polise anlatmanı istiyoruz. Ya nasıl söylenir? Babanın katillerinin cezasını çekmesini istiyor musun? Bize yardım etmelisin. İstiyor musun? İstiyorum. Sağ ol. Cemre ile ilgili bir durum varsa Ozan'ı ara. Nasıl? İyi ama tedbir amaçlı bir tomografi çekirsek daha iyi olur. Tabii. Hemen ilgilenirim. Ben sizi geçireyim. Zahmet etmeyin. Ben giderim. Bir şey olursa 7/24 hizmetinizdeyim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Size de.
Seni uyardım. Kaç kere uyardım. Bunu sen istedin. Yazıyor musun? Ben yazmıyorum. Başkaları yazmış. Ama görsen ne anılar var içinde, ne hikayeler var. Başkalarının anısı. Okumak ister misin? Öyle bir bilmece ki bu aşk. Hiç kimseler... Seni sevmekten vazgeçersen ben öleyim. Bilesin ben ölümsüzümdür artık. Gerçekten var mı böyle aşklar? Var. Hiç kimseler çözmeyecek. Seni benden, beni senden, başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden, seni benden, başka hiç kimse bilmeyecek. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Hoş geldin. Sen de hoş geldin diyeceğim de pek öyle görünmüyorsun. Konuşmak için geldim.
Bence daha çok taşınmak için gelmişsin gibi ya, toparlanmaya gelmişsin. Bir oturur musun lütfen, konuşalım? Olur, konuşalım. Neredeydin bütün gece? Ne fark eder? Ömer, ne oluyor sana? Niye böylesin? Bana bir şey oldu yok. Ben sana en başında, daha en başında demedim mi? Ben gerekirse haydut olurum demedim mi ben sana? Ben sana bugüne kadar bir yalan söyledim mi? Hı? Olmadığım biri gibi davrandım mı sana? Arkandan iş çevirdim mi? Sen bunu sevdin ya. Sen bunu sevdin veya sevdiğini zannettin. Seviyorum. Ne zaman o Serkan'ın yanında, o kıl kıyırın yanında işe girdin, sen gördüğünü beğenmemeye başladın. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim sen restoranın ortasında birini döverken alkışlayamadığım için. Yok, alkışa gerek yok ya. Ben zaten ne gerekiyorsa onu yaptım. Bir daha gerekiyorsa bir daha yaparım. Gerçekten bununla mı övünüyorsun? Evet, övünüyorum çünkü ben böyle birisiyim. Ben de böyle birisiyim. Ben de böyle birisiyim ya. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Git istediğin gibi, içinden geldiğin gibi birini döv, sonra bana gel. Ben senin ellerindeki yaraları sararım mı dedim. Zeyno muyum ben? Ha, muhabbet yine Zeyno'ya mı geldi ya? O geldiğinden beri çok değiştin. Bir kafan karıştı senin. Ben değişmedim, benim aklım da karışmadı. Benim kimi sevdiğim de belli, benim kalbimdeki insan da belli, benim kafamdaki insan da belli. Tamam mı? Benim evlilik teklif ettiğim insan da belli, tamam mı? Ama sen daha ilk kavgamızda şuna bak ya, valizleri almışsın, kapının önüne koymuşsun. Gitmişsin çiçeklerde kalıyorsun. Ya ben var ya, içimdeki her şeye rağmen, tamam mı? Bütün endişeye rağmen, korkuya rağmen sana söylediğim gibi beni terk edeceğini bile bile geldim sana. Çünkü içim rahat, içim temiz. Hiçbir suçum olduğunu düşünmüyorum. Sana geldim, evlilik teklif ettim ben. Sen kıldan tüyden sebeplerden onu dövdün. Şöyle medeni davranmadın, böyle yabanisin dedim. Benim evlilik teklifimi reddettin. Tamam mı? Demek ki işine böylesi geliyor yani. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum ben. Rüya bitti işte ya. Sen kendinin prenses olduğunu hatırladın, benim de sokak çocuğu olduğumu hatırladın. Olay bu. Bak, restoranda da böyle bakıyordun işte, tamam mı? Sanki böyle bir adamın bıçağı alırsın eline, ciğerine sokar çevirirsin gibi, öyle bir acı verici bir şey ki bu. Öyle can yakıcı bir şey ki bu. Ulan dedim, kız korktu mu acaba? İlk defa böyle bir şeyle karşılaştı. Sürekli durumu sorgulamaya çalışıyorum, kendimi sorgulamaya çalışıyorum ama olay orada değilmiş de. Bak hala böyle bakıyorsun. Canımı yaktığın için. Nerede benim Ömer'im? Ben buradayım ya, sen yoksun. Ben de buradayım işte ya, buradayım ben de. Sen burada falan değilsin ya. Bak valizlerini görüyor musun? Sen çekip gitmişsin böyle. Durdur beni o zaman. Gidene dur demeyeceğim Rüya ya. Bu da mı racondan? Sen kafanda bizi bitirmişsin be. Tamam mı? Kafanda bizi bitirmişsin sen. Hadi tamam. Rüya bitti. Turistik gezi sona erdi. Tamam mı? Git şimdi. Sen benim hayatıma da aydın, kendi hayatına da aydın. Tamam mı? Kendinin kim olduğunu da biliyorsun. Benim de kim olduğumu öğrenmiş oldun. Tamam. Kendi hayatına git artık. Sen gerçekten hiç tanımamışsın beni. Thank you.
Anneciğim. Anneciğim. Geldim anneciğim. Anne niye bu kapı açılmıyor? Ah, hay Allah ya. Ben akşam kilitledim, kaybettim anahtarı galiba. Nasıl kaybedeceksin ki? Anahtar üzerinde değil miydi? Bilmiyorum ki. Elimdeydi ama nereye koydum hatırlamıyorum. Sen okula geç kalma. Tamam ya, git. Güneş. Benim için kırmızı tokanı takar mısın? Neden? Sana çok yakışıyor ondan. Tamam, takarım. Sen ne yapacaksın? Ben anahtarı arayacağım. Ya bulamazsan? Ben varım kızım. Ben açarım. Hadi. Sen okuluna geç kalma. Ben yedek anahtarı bulup açarım. Hayatım, iyi dersler. Sağ ol anne, seni seviyorum. Ben de seni çok. Misafirler gelecek. Yüzüm gözüm mor olmasın. Ne misafir? Dursun Yaman'la karısını çağırdım. Birkaç kişiyi daha. O yüzden üstüme kapıyı kilitlemesen iyi olur. Hazırlanmam lazım. Hala arkamdan bir şeyler çeviriyorsun. Ölmemek için etrafıma insan topluyorum. Ağrım var. Bir şey yapma. Yalvarırım sana, ona bir şey yapma. Onu bir daha görmeyeceğim. Artık söylediğin hiçbir şey ne yapıyorsun? Yemin ederim ki onu bir daha görmeyeceğim. Zaten göremeyeceksin. Bundan sonra evden çıkarken yanında hep birileri olacak. Akşam bir davet falan da iptal et. Bugünlerde kimseyi görmeni istemiyorum. Dursun Yaman'la ben konuşurum. Nasılsın güzellik? İyi. Ya tokan ne kadar yakışmış. Değil mi? Evet. Annem istedi. İyi mi annen? Bilmiyorum. Bugün görmedim. Neden? Odasının kapısı kilitlenmiş. Anahtarı kaybettim dedi. Ama beni ne anladım. Sesi nasıldı peki? Değişti. Tamam. Güneş. Bunu hemen çantana koy annene. Hiç kimseye göstermeyeceğim. Aferin sana. Hadi hemen sınıfa koş. Geç kalma. Görüşürüz. Görüşürüz.
Afiyet olsun Cemre Hanım. Başka bir isteğiniz var mı? Çelebi nerede? Arka bahçede. İşe gitmedi mi? Dursun Yaman Bey geleceklermiş. Ne zaman? Bilmiyorum. Afiyet olsun efendim. Komiserim, bu sikke Yedikule'deki sarnıçtaki yangından çıkarıldı. Rahmetli Kenan Bey'in ölü bulunduğu yerdeki bulunan tarihsellerin birebir aynısı. Kayıtlara intihar diye geçen. Aha. Yani biz de o sebepten dolayı Begüm Hanım'ı da bugün getirdik. Benim babam da 3 sene önce güya bir trafik kazasında öldüğünde arabanın bagajında tarihi eserlerle bulundu. Yani gördüğünüz gibi komiserim, yani yöntem aynı. Dosyaları yeniden açabilmem için bana daha somut deliller sun. Şöyle bir şey var komiserim. Haftaya büyük vurgun yapacaklar. Şu anki restorasyon yaptıkları yerden çıkan tarihi eserlerin ilk partisini haftaya satacaklar. Komiserim, bu sefer Çelebi ile ortağı Dursun Yaman'ı suçüstü yapabiliriz. Tabii işte sizin yardımınızla. Çelebi Kayabeyli'yi tutuklama fırsatını kaçırır mıyım ya? İyi hadi. Her şeyi siz böyle baştan tek tek anlatın bakalım. Gemilerin çıkış izinlerini ayarladım. Perşembe günü de kargo gemileriyle tarihi eserlerin ilk partisi Rusya'ya doğru yola çıkmış olacak. Her şey yolunda değil mi? En ufak bir pürüz dahi olmasını istemiyorum. Merak etme sen. Bize dair en ufak bir iz de, şüphe de yok. Güzel. Çok güzel. Seçimden önce üzerime bir gölge dahi düşmemeli. Çelebi. Her zamanki gibi. Bu sefer daha fazlası. Gel hadi. Bu aralar paçamdaki bazı çamurları temizlemekle uğraşıyorum. Kim? Ozan Akınsel diye bir gazeteci. Aslında yeni bir mesele değil. Başta çok önemsemedim. Hep olur böyle tipler bilirsin. Kahraman olmaya çalışan, beceriksiz çocuklar. Ama artık sınırı aştı. Yaptıklarının bedelini ödemesi lazım. İsviçre'de klinikte Esin Ece adına sahte bir rapor düzenletin. Raporda Esin Ece'nin bugünkü durumu yaz. Kliniğin adresini üzerine çizin. Bir de not ekleyin. Ya tuzağa düşmezlerse? Buldukları her şeyin üzerine atlıyorlar. Esin Ece'yi bulma ihtimalini göz ardı edemezler. Çelebi Kayabeyli'nin Esin Ece'yi nerede sakladığını biliyorum. Yerini öğrenmek istiyorsan benden haber bekle. Sen dediklerimi aynen uygula. Ozan bana ait olana dokunmanın bedelini hayatıyla ödeyecek. Gerçek mi bu? Anlaşılması zor ama öyle görünüyor. Ya değilse hocam, ya bizi yanılıyorlarsa? Ya gerçekse ve Esin'i bulma fırsatını kaçırıyorsak? Ya sen bana inadından dünya düz de dersin şimdi. Beni kendinle karıştırma. Bu arada ben kliniği aradım bugün. Gerçekten bu isimle bir hasta yatmış ve bugün çıkış yapmış. Al işte. Merhaba. Bir sen eksiktin. Seni tamamlamaya gelmedim. Ömer, bir konuşalım mı seninle sonra?
Ben daha fazla dayanamayacağım bu saçmalığa. Rüya dur lütfen. Ozan ne olur karışma. Kızım bak. Çocuğun bir suçu yok tamam? Pardon? Yani ne olduysa benim alt yemem. Trip atma. Vay. Gerçek bir dobra. Tam sendeki. Rüya lütfen ama ya artık. Hı? Neyse ben daha fazla bozmayayım bu ortamı. Sen haklıydın. Herkes doğal ortamda takılsın. Rüya yapma. Tamam oğlum yalvarma lan. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Ozan ben gidiyorum. Bir şey olursa ararsın. Bir dakika, bir dakika. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Yani sorununuz neyse askıya alın lütfen. Ne yapacaksak şunu planlayalım. Eyvallah o zaman. Ne yapacağımız belli işte hocam. Notu gönderen kişiden haber bekleyeceğiz. İyi, güzel. Ben de bir kliniğe yeni baştan bakayım. Bir tanıdık manıdık var mı? Bir araştırayım. Tamam. Rüya, sen de Thomas'ın davasıyla ilgilen lütfen. Tamam, tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam Elis. Yapacağımızı konuştuk. Evet. Haberleşiriz. Tamamdır hocam. Tamam. Ayağınıza sağlık. Öf. Benim içim hiç rahat değil abi birader. Al benden de o kadar ya. Ama bu ihtimali de göz ardı edemeyiz kardeşim. Yatmaz gibiyim değil mi? Bir türlü deviremiyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyor. Hiçbir yere. Benim arkamda dağ gibi Çelebi Kayabeyli var. Beni o gönderdi. Allah'ın cezası. Ne istiyorsun? Her şeyi hemen üstüme yapacaksın. Her şeyi. Tamam. Tamam. Hayırdır Rüya? İşler çıkmaza girdi galiba. Şu maden firmasına ait dava mı? Yok, bu daha kişisel bir şey. Nedir? Sana Tomris teyzeden bahsettim ya, içeri girdi diye. Hı hı. İşte şimdi onun dosyasına bakıyorum. İki tane gizli tanık var diyor, aleyhine ifade veren. Güya DNA raporlarının rüşvetle değiştirilmesini sağlamış. Çelebi'nin oyunu tabii. Tanıklara neden ulaşmıyoruz? Gizli tanık çünkü. Dur bir bakayım halledebilir miyim ben o işi? Nasıl? Ya birkaç tanıdığı zorlayabilirim. Yapabilir misin gerçekten? Yani bir şansımı denerim. Sen şu dava dosyasının numarasını yaz bakayım bana bir. Ben de bir alo diyeyim. Şuraya da bir insan. Bir tane daha. Bu kadar. Bitti mi? Evet bitti. Gereken bütün imzalar tamamlandı. Hemen işlemleri başlatacağız. Sonrasında da her şeyin yasal olarak sahibi siz olacaksınız. Numara çeviriyorsanız. Kendinle karıştırma beni. Çiçek Hanım, bize bir şey kalmadıysa yok. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Tamam.
Korkma, korkma. Korkma, 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 korkma. Korkma, tamam mı? Şimdi buradan seninle birlikte gideceğiz. Tamam mı? Ben seni asla bırakmam. Gel. Bir dakika, bir dakika. Dava daha görülmedi. Sen ne diyorsun ya? Anlaşma yaptık biz burada. Sen parayı aldın. Atlas benimle gelecek. Sen şu benim yüzüme bir baksana. Bir bak. İşlemler imzalanıp mahkeme kararı çıkana kadar Atlas benimle kalacak. Hayır. Evet. İstersen İskender'i ara. Ara gelsin. Ben de polisi arayayım. Dava daha görülmedi. O zamana kadar Atlas hala benimle. Dava görülsün. O zaman çocuğu alır gidersin. Ama sen gitmekte serbestsin. Korkma canım. Korkma, ben buradayım. Yapmayın ama böyle. Beni de ağlatacaksınız. Gel oğlum. Dokunma. Ya benim şu yufka. Şu serkeş yüreğim. Zeki tamam, o zamana kadar sen de burada kalabilirsin. İzin veriyorum. Bakıcılık falan yaparsın. Canıma minnet. Çocuk zırıltısı çekmem. Senin Allah belanı versin. Bundan sonra bana hiçbir şey olmaz. Sana hiçbir şey yapamaz. Korkma, korkma, korkma. Ben buradayım. Tamam mı? Merak etme. Mahkeme bir görürsün. Birkaç gün daha sabretmemiz gerekiyor. Sonra buradan birlikte gideceğiz. Tamam mı? Babam velayetini bize verdi. Birkaç gün daha dişimizi sıkacağız sadece. Tamam mı canım? Oğlum ister misin lan aramaktan vazgeçsinler? Oğlum aramayacak olsa böyle bir organizasyona girer mi? Eninde sonunda ses edecektir. Olur olur. Arıyor. Oğlum. Ne bileyim, gizli numara, beni niye arasın zaten? Dur bakalım. Efendim. Notumu aldınız mı? Aldım, sen kimsin? Benim kim olduğum önemli değil. Sen Esin Ece'yi bulmak istiyor musun? Evet. Güzel. Konum attığım yere gel o zaman. Tamam. Tek başına. Neden? Ya tek gelirsin ya da hiçbir şey öğrenemezsin. Tamam, tek geleceğim. Yanında birini görürsem... Tamam, sözüm söz, tek geleceğim. Tamam. Konumu yolla. Kaybol şimdi. Ortalıkta görünmeyin. Geldi mi? Geldi. Başına çıktı. Tamam. Bana bak. Dikkat edin. Ömer çıkarsa arkasından haberim olsun, tamam mı? Baş üstüne efendim. Anneciğim. Dur. Nasıl geçti okul? İyi. Ozan abini gördün mü?
Bunu sana yolladı. İyi mi? İyi de Ada seni sordu. Tamam. Sen yukarı çık şimdi, dersine çalışmaya başla. Ben sonra yanına gelirim, tamam mı? Tamam. Kapıyı kapa. Bunu ne yap et, Çelebi'yi dinleyebileceğimiz uygun bir yere yerleştir. Çok önemli. Buradan sağdan kardeşim. Ozan taksiyle geliyor Adnan Bey. Birkaç dakika orada olur. Tamam. Buradan da sağ. Tamamdır. Bekleyin mi abi seni? Yok hocam ya. Gidebilirsin, sağ olasın. Şimdi... Abi burada taksi bulman zor. Hallederim ben ya. Ara gelip alayım seni. Tamam. Tamam hocam, sağ ol. Hadi eyvallah. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Geldim. Yok mu kimse? Buradayım. Senin ne işin var ya burada? Seni yolcu etmeye geldim. Dur biraz konuşalım. Tamam mı? Dur. Dur. Biraz konuşalım anne. Tamam. Sakin ol. Adnan sakin ol. Sakin ol şampiyon. Oğlum sen emin misin? Çelebi miydi o? Abi bak vallahi oydu. Yemin ederim oydu ya. Al işte. Şimdi ne bok yiyeceğiz oğlum? Adam bir de seni Cemre ile görmüş. Tamam oğlum. O zaman benim yakama yapışması yakındır. Oğlum sen iyi misin lan? Bu ne rahatlık lan? Ya biz bu adamın içine taş koyduk diye bana sıktırmadı mı birader? He? Şimdi sana ne yapar? Öldürtür lan seni. Kardeşim öyle de ne demişler? Ava giden avlanır. Bu ne demek ya? Şunu diyorum kardeşim, biz ilk defa Çelebi'den iki adım öndeyiz. Hiçbir şey yokmuş gibi yapacağız, bırakalım peşimize düşsün ya. Ha öyle pisi pisine göndereyim seni, manyak mısın oğlum sen? Kardeşim sen benim yanımda olmayacak mısın? Olacağım. Tam benim başıma bir şey gelmez o zaman.
İsviçre'de klinikte Esin Ece adlı sahte bir rapor düzenledin. Raporda Esin Ece'nin bugünkü durumu yaz. Ozan bana ait olanı dokunmanın bedelini hayatıyla ödeyecek. Bu kim şimdi ya? Kim? Ne bileyim, kayıtlı değil. Efendim? Ozan, Çelebi size tuzak kurdu. Seni öldürmek için. Esin Ece ile ilgili söylediği yere sakın gitmeyin. Sakın. Ne oldu oğlum? Çelebi beni öldürmek için tuzak kurmuş kardeşim. Ama bu sefer ava gideni avlama sırası bizde. Hayırdır beyler? Bir şey yok. Yok. İyi misin çocuk? İyiyiz hocam. Vallahi komiserim, tam zamanında geldiniz. Ya. Yoksa neredeyse katil olacaktın değil mi Adnan? Ne diyorsunuz komiserim? Bıçak dayadı boğazıma. Vay arkadaş be. Böyle durduk yere saldırdık değil mi sana? Neyse. Alalım beyefendiyi. Merkezde anlarız neyin olduğunu. Beylik tabancam ruhsatı var. Kolay gelsin. Buyurun. Sunuç mu alacaktınız? Yok, biz birilerine bakmaya gelmiştik. Ahmet Öztoruncu ve İsmet Çiftlik. Buradalar mı acaba? Bir saniye. Ahmet, İsmet. Hı. Bir kız sizi soruyor. Dinliyorum. Bir saniye bakabilir misiniz? Derdin ne ya senin? Derdim falan yok. Her şey yolunda. Ama sormana sevindim. Bülent'i neden koruyorsun? Şu mesele. Aslında Bülent'i değil, seni koruyorum. Benim senin korumana ihtiyacım yok. Buradan öyle gözükmüyor ama. Hatta sana yardımcı olmazsam başını belaya sokacakmışsın gibi gözüküyor. Öyle mi? Öyle. Gel bir de buradan bak o zaman, çünkü buradan hiç öyle görünmüyor. Hatta ben sana söyleyeyim nasıl göründüğünü. Sırf gücünü kaybettiği için kardeşini, düzeltiyorum, üvey kardeşinin başına bela açabilmek için her şeyi yapacak bir adam görüyorum ben. Sadece ama sadece kendini düşünen bir adam. Kazanmak için her yol mübahtır diyen bir adam görüyorum. Onu öyle söyleyince pek hoş olmadı ama doğrudur. Kazanmayı severim. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer beni arkamdan vurmana izin vermeyeceğim. Haklısın. Senin kendini bitirmen için bir düşmana ihtiyacın yok. Bu salaklıkları yapmaya devam ettiğin sürece kendi ipini çekeceksin zaten. Aç. Aç. Seninki çağırıyor. Benimki falan değil. Doğru. Kurt kuzuya aşık olmuş, kuzunun umurunda değil. İleri gidiyorsun. Yalan mı? O kıza en büyük acıyı sen verdin. Şimdi vicdanını rahatlatmak için kendini parçalıyorsun. O kız seni asla sevmeyecek İskender. Boşuna uğraşıyorsun. İnsan hayatını mahveden birine aşık olmaz. O zaman sen neden hala Cemre'den aşık dileniyorsun? Sen bunu düşün bence.
Ne oldu, iyi misin? Bülent burada. Kahretsin. Sen iyi misin peki? İyiyim, iyiyim. Bir şey yapmadı. Ama burada kalacağım diye tutturdu. Çocuğu da yanından ayırmıyor. Ya ben ne yapacağımı bilemedim. Tamam, bekle, geliyorum. Tamam. Çiçek. Ne oldu? Ondan uzak dur. Ben gelene kadar sakın yanına yaklaşmasına izin verme. Geliyorum. Hayırdır kardeşim, ne istiyorsunuz? Tomris Üstünoğlu için geldik. Kendisi aleyhinde ifade vermişsiniz. İyi de sizinle ne alakası var? Müvekkilim olur kendisi. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Ama yalan söylemişsiniz. Ne diyorsun kardeşim sen? Öyle bir şey yok. İsmet, hadi kalk. Yok, siz yanlış anladınız bizi. Biz emin olmak istiyoruz sadece. Kısacık bir şey soracağız. 2 dakikanızı alacağız. Lütfen buyurun. Lütfen. Buyurun. Tamam. Sorun. Ne soracaksanız sorun. Sizce bu fotoğraftakilerden hangisi Tomris? Hani size baskı uyguladığını söylemişsiniz ya. Karadeniz'de ölen kızın raporuyla kendi kızın DNA raporunu değiştirdiğini söylemişsiniz. Görmüşsünüzdür muhtemelen, değil mi? O değildi. Nasıl yani? Tomris Momris kimse işte. O değildi bize gelen. İsmet, ne diyorsun oğlum? Sussana. Kimdi peki? Nasıl biriydi? Adını söylemedi dedim ya. Orta boylu, esmer, zayıf biriydi. Siyah takım elbisesi vardı. Adnan. Size para teklif etmiş miydi peki? Tamam, yeter bu kadar. Bu ne anlatıyor ben bilmiyorum. İsmet, sen iyice saçmalamaya başladın. Kalk, kalk, gidiyoruz, yürü. Yürü. Çekil be. İçim içimi yiyor. Ben anlatacağım. Sus diyorum sana oğlum, sus. Para verdiler bize. Hem de çok para verdiler. Gerizekalı. Sen dur, ben hallederim. Konuş. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Buyurun lütfen. O öyledir işte. Ama bir kadın bizim yüzümüzden içeri girmiş. Ya biz sebep olduk. Ben bunu kaldıramıyorum. Tamam. Ne biliyorsanız anlatın lütfen. Ahmet Bey! Ahmet Bey! Gelme kardeşim peşinden. Konuşmayacağım, anlatmayacağım bir şey. Ahmet Bey! Ahmet Bey! Bu kadar çabuk karar vermeyin. Benim kararım belli. İsmet ne konuşursa konuşsun beni bağlamaz. Gerekirse çıkar, yalan derim. Peki benim size şöyle bir teklifim olsa. Ben size o adamın yaptığı ödemeden çok daha fazlasını yapsam. Yine de kararınız değişmez mi? Korku tahmin hepsi sorgu almamızı istedim. Avukatımla görüşmeden ifade verme. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen. Efendim? Alo. Çelebi Bey. Neredesin sen bu kadar saattir? Bir aksilik oldu. Ne demek istiyorsun? Neredesin? Emniyetteyim. Yok artık. Rüzgar bizim taraftan esmeye başladı artık. Yalnız bu yaptığınız çok tehlikeli bir şey. Öyle de yani bu adamlarla da başka türlü baş edilemezdi kızım. Ya Ozan'a bir şey olsaydı? Olmadı işte. Hem Ömer böyle bir şeye müsaade etmez. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Doğru. Gelelim asıl meseleye. Aa, başka bir şey mi var? Evet, bir şey daha var. Biz aslında buraya senin için geldik. Nasıl? Bir şey mi buldun yoksa? Bir şey buldum ama tek başıma değil.
Yeni avukatınla birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Avukatın dişli çıktı. Nefsi müdafaa dedi. Silahı ruhsatlı, üstelik hiç kullanmamış dedi. Dedi de dedi. Ama ikiniz de şikayetçisiniz. Onu ne yapacağız? Adam boynuma bıçak dayadı. E o da silah çekti diyor. Şimdi ya ikiniz de şikayetinizi geri çekersiniz ya da hem seni hem Ömer'i burada biraz misafir ederim. Sen seç. Yani şimdi ben şikayetçi olmazsam? Ozan da olmayacak. Arkadaşını korumak için tabii. Tamam. Tamam ne? Şikayetçi olmayacağım. Tamam. Nasıl istersen. Peki şimdi gidebiliyor muyum? Tabii. Ne demek estağfurullah. Ne zaman isterseniz. O zaman bana müsaade. Adnan. Yalnız avukatına söyle. Gözüm üstünde. Ozan şikayetini geri çekmiş olabilir. Hakkında hiçbir şikayet olmayabilir falan. Ama yakında Dursun Yaman'la görüşeceğim. Onun hem seninle hem de Çelebi Bey'le ilgili anlatacakları olduğunu eminim. Neden bahsettiğinizi hiç anlamadım. Anlarsın. Adnan anlarsın. Dışarıda bol bol düşünecek vaktin olur. Özgürlüğün tadını çıkar. Kısa sürecek. Hadi gitmiyor muydun sen? Müsaade senin. Aslında çok yaklaşmıştık ama yani gerçi adamlardan bir tanesi itiraf etmeyi kabul etti. Diğeri biraz inatçı çıktı. İnatçı çıkmıştı. Hallettin mi sen? E niye bana söylemedin? Ya biraz uğraştırdı öncesinden. Ben de iş bitene kadar, emin olana kadar sana söylemek istemedim. Nasıl yani? Sana müvekkilim zengin mi diye sormuştum ya. Evet. Avukatlık ücretiniz bayağı yüklü galiba. Ha yok, estağfurullah. Ondan değil. Ben sizin adınıza biraz rüşvet vermiş olabilirim sadece. Nasıl yani? Yani... Müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtlamak için suç mu işledim diyorsun? Yok canım, ne münasebet. Daha ziyade gerçeği ortaya çıkarmak için Ahmet Bey'e biraz destek oldum diyebiliriz. İnanamıyorum sana ya. Rüya adamın derdi para. Çelebi buna yüklü miktarda bir ödeme yapmış. Yani tabii ben bu noktada sizin müsaadeniz olmadan bu meblağı biraz aştım ama hani... böyle bir şeyden kurtulmak için sanırım bu parayı gözden çıkarmıştınız zaten. Gerçeği söylesinler de ne kadar istiyorlarsa alsınlar. İyi de yani sende var mı o kadar? Aa doğru, sen her şeyini çiçeğin üstüne yapmamış mıydın? Aa evet. Of, görüyor musunuz? Bu detayı atladık işte. Kusura bakma Serkan, bende o kadar para yok. Gerçi sen de ödemeyi yapmıştın değil mi? Şaka yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama. Bülent! Aç lan şu kapıyı! Bülent! Ulan öldüreceğim seni! Öldüreceğim lan seni! Sakin ol, bu ne sinir böyle İskender'cim? Bu ne sinir? Bebeğim! Tutun Yusuf, aç lan şunu! Aç! Aç! Neden açıyorum lan kapıyı? Ulan kendi evime kimi alıp kimi almayacağımı sana mı soracağım lan? Ne diyorsun lan sen? Şöyle ki İskender. Bak bu gördüğün mülk, üzerinde yürüdüğün şu toprak. Bunların hepsi artık şahsıma ait bulunmakta. Şerefsiz. Ama yapma böyle. Yapma, vallahi üzülüyorum. Hem evime izinsiz geliyorsun,
hem de terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun. Hiç yakıştıramıyorum. Sürekli lan da şimdi yakışın değil. Siktir git. Siktir git lan buradan. Siktir git. Yemin ediyorum şimdi polisi ararım. Haneye tecavüzden attırırım seni içeri. Çiçek! 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 Ulan yemin ederim öldürürüm seni. Yok sana çiçek mi çiçek? Bak al sana çiçek. Bana bak, beni denlendirme. Alırım o çiçeği. Koyarım şimdi kapının önüne. Yüz verdik aslarını istiyorsunuz. İskender, şansını fazla zorlama istersen. Bak, görüyor musun? Bak bugün polise gitsen, sadece dünü anlatsan, başına büyük bela olurum oğlum. Sakın benim sabrımı zorlamayın. Sonra seni alırlarsa, çiçeğin de çok yalnız kalır. Çok yalnız. Ya yavaş. Ne yapıyorsun ya? Çocuğu korkutacaksın. Kapıya dayanıp yeri göğü inleten İskender korkutmuyor da babası mı korkutuyor çocuğu? Ne istiyorsun? Şu herife söyle defolsun gitsin. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ben ne yapabilirim ki? Ya bırak. Kıçının dibinden ayrılmıyor. Ama yok ben bir şey yapamam diyorsan o zaman yallah. Yallah sen de onun yanına. Anladın sen. Anladım. Bundan sonra herkes yerini bilecek. Herkes. Korkma. Korkma canım. Hiçbir şey yok. Ben giremedim içeri. Biliyorum, duydum. Buradan gitmen lazım. Çiçek saçmalama, sizi o adamla burada bırakın. Dediğimi yap. Yoksa beni de evden göndermeye kalkacak. Ablası yalnız bırakamam. Adanın peşine birini taktınız değil mi? Sivil arkadaşlardan birisi çıktı amirim. Güzel. Hadi sen de çık. Alo. Saldık sizinkine. Bak ya. Ebu Çelebi yine araya gir desene komiserim. Ama bu adam da hep babaydı kazanıyor işte. Be komiserim ha. Hep kazanıyor vallahi. Sorma Ozan ya. Nasıl kurtulacağız bundan bilmiyorum vallahi. Allah büyük komiserim. Tamamdır. Eyvallah. Ne olacak şimdi? Bundan sonrası Cemre'de kardeşim. Sence halledebilecek mi? Halletmek zorunda ya. Halletmek zorunda. İyi hadi gel. Dinleme cihazına ne yap ne et Çelebi'yi dinleyebileceğimiz uygun bir yere yerleştir. Çok önemli. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bu mu gerçekten? Ha?
Nasıl böyle bir salaklık yapabildin? Peşimde kimse olmadığından emindim. Nereden çıktılar anlamadım Çelebi Bey. O kadar da dikkat etmiştim. Demek ki yeterince dikkat etmemişsin hatta. Neyse ki uzun sürmedi. Evet. Bu mesele şimdilik hallolmuş görünüyor ama. Ama ne? Daha büyük bir sorunumuz var. Çok daha büyük. Neymiş o? Dursun Yaman'la olan ilişkinizden haberleri var. Bu mümkün değil. Ellerinde kanıt yok belli ama takipte oldukları kesin. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Dursun Bey'le görüşseniz iyi olur. Sanırım onu sorguya alacaklar. Ya hayır. Asıl o zaman tuzağa düşeriz. Şimdi olmaz. Ben görüşeyim kendisiyle. Ha sen ha ben. Fark etmez hatta. Başka bir şey bulmamız lazım. Dikkat çekmeyecek bir şey. Birazcık uyu. Hadi. Hadi geç. Gitmeyeceksin değil mi? Hayır. Gitmeyeceğim. Söyledim ya. Yok. Onun yanına gitmeyeceksin değil mi? Onun dediğin kim? O işte. Hayır, gitmeyeceğim. Ama senin de bu kadar korkmana gerek yok. Bana hiçbir şey yapamaz. Yapar. Ne yapabilir ki bana? Hiçbir şey yapamaz, merak etme. Daha önce yaptı. Ben gördüm. Kime yaptı? Atlas. Atlasçım. Anlatmak ister misin? Peki eğer ben bilirsem, belki bana söylersen bir önlem alabilirim. Seni korumak için, bizi korumak için. Tamam, tamam, tamam. Hiçbir şey anlatmana gerek yok. Sen korkma yeter. Tamam mı canım? Bir gece bir adam gelmişti eve. Ne zaman? Çok önceden annem varken. Herkes uyuyordu. Ben gördüm. Kavga ediyorlardı. Babamı itti. Sonra ne oldu? Sonra babamın elinde daha sonra o adamı. Ama sonra
babamı gördüm. Ne zaman? O gece işte. Bir daha baktım. Babam depoda çıktı ama mavi elbiseli adam çıkmadı. Sonra babam beni gördü. Çok kızdı. Bir şey söylersem anneni de anneanneni de o depoya götürürüm dedi. Ben de... Sen bu yüzden mi konuşmuyorsun? Ağzımdan kaçırırım diye. Korkma. Korkma, korkma. Hiçbir şey yapamaz. Bitti. Tamam, geçti. Tamam mı? Ben varım artık. Korkma. Tamam mı canım? Korkacak bir şey yok. Seni merak ettim. Sen gelene kadar iyiydim. Hiç yorulmayacaksın değil mi? İyi. Bu akşamlık ateşkesi idare ederim. Sebep? Şu vermek istediğin davet var ya. Bu gece mutlaka yapalım. Emin misin? Bu halde mi? Yüzünde bir şey yok. Boğazını da böyle bir şeyle kapatırsın. Ne? Bu akşam sadece boğazın değil, çeneni de kapalı tutacaksın.
Alo. Alo. Atlas. Sen misin? Bırak ya. Lütfen bırak. Hayır. Lütfen. Yalvarırım. Lütfen. Konuşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Konuşmayacaksın. Siz bitiremezsiniz. Siz beni bitiremezsiniz. Ben bitiririm. Ben sizi bitiririm. Konuşmayacaksın ulan. Konuşmayacaksın. Ben nasıl söylüyorum? Bilmiyorum. Yemin ederim. Konuştu sana. Konuştu. Hayır. Her şeyi duydum. Hayır. Her şeyi duydum. O çocuk uydurdu. Hey, buraya gel. Buraya gel. Hayır. Bırak. Hayır. Bırak. Yapma. Yapma. Böyle olmasınız lazım. Geçti bir yandan. Ah!
İsteğiniz mi vardı? Yok. Yok, benim değil de. Ya, Çelebi biraz gergin de. O gergin olunca da neler oluyor biliyorsun. Başı değil mi? Yani senin yapabileceğin bir şey yok. Cemre Hanım, benim elimden bir şey gelse ama gelmez ki. Biliyorum. Biliyorum, sen ne yapabilirsin ki? Ama diyorum ki böyle bir kadeh bir şey versek tam da saati. Şimdi misafirler gelmeden önce böyle bir tatsızlık çıkmasın. Tabii tabii. Tamam. Yana da birazcık bir şeyler hazırlar mısın? Tabii ki. Hazırlarım. Merhabalar çocuklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir durumlar? Yani hocam hallettik gibi gibi. E güzel. Cemre de Çelebi tarafını halledebilirse. İyi. Ondan haber var mı? Vallahi daha bir şey yok. Siz ne yaptınız? Tomlis'in yarınki mahkemede beraat edeceği kesin. Ha. Tomlis'in yani. Tomlis Hanım'ın değil. Ozan, kırdırtma kafanı bak şimdi. Tamam hocam, bir şey demedim ya. Bakın ne güzel bir haber değil mi? Peki hocam, yani bu durum nasıl oldu bu kadar kolay? Ben anlayamadım yani. Rıya sağ olsun. Arkadaşıyla beraber, neydi çocuğun adı? Serkan. Ha, Serkan. Serkan'la beraber gitmişler. Bu Çelebi'nin rüşvetle kandırdığı adamları bulmuşlar. Verdikleri ifadeyi değiştirmeye ikna etmişler. Helal olsun ya. Nasıl yaptınız ki böyle? Biraz konuştuk, biraz da. Biraz da para vermiş çocuk. Al birini vur ötekine ya. O ne demek şimdi? Şöyle bir şey, ikisi de işlerini parayla çözüyor işte. Çelebisi de Serkan'ı da. Doğru. Böyle ağzını bir tane patlatsak bedavadan çözülürdü iş değil mi? Makul ama onlarda ne yürek ne de kabiliyet var. Allah Allah. Ya ne oluyorsunuz Allah aşkına? Kediyle köpek gibi oldunuz vallahi. Yok bir şey hocam. Aynen. Tartışmaya hiç gerek yok. Ne yapacağız Ozan? Bunu söylesen. Korkulu komiserin aramasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız? İyi. İyi, ben dışarıdayım o zaman. Bir şey olursa söylersiniz. Tamam Ozan. Görüşürüz hocam. Anlatacak mı biriniz ne oluyor? Gördüğünüz gibi hocam, bir şey oluyor. Yok işte, çıkıyor böyle gidiyor. Vallahi gördüğüm kafasızlık ettiniz. Bunun böyle olduğu baştan belliydi birader. Baştan hata yaptım ben. Hiç girmeyecektim bu işin içine. Oğlum asıl şimdi hata yapıyorsunuz ya ben. Ne hatası ya? Hata falan değil bu. Hata hafif kalır. Bu saçmalığın daniskası. Ömer, niye kızdınız? Ne oldu? Bir şey olmadı hocam. Keşke olsa, olmadı işte. Nasıl yani? Yani o olduğu için, ben olduğum için olmuyor hocam bu. İş şimdiye kadar oluyordu ama kardeşim.
Tamam işte birader, bundan sonra Rüya Hanım'ın gözündeki perde aralandı. Artık beni beğenmiyor veya beğenmemesi gerektiğini anladı. Abuk subuk konuşma be oğlum. Hocam ben mi abuk subuk konuşuyorum Allah için? Görmüyor musunuz kapıyı çekip çıkıyor. Yok onu dövmüşsün, buna yumruk atmışsın. O kadar şey söylüyor. Ömer, sen de kızın gözü önünde adamı dövdün be kardeşim. Birader dövdüm, öyle gerekiyordu öyle yaptım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Tamam mı? Mevzu değil ki. Mevzu Rüya benim kim olduğumu kaldıramıyor, bu durumu kaldıramıyor. O işte. Ama fark etmiyor birader, neyse ne ya. Olmazsa da olmaz. Meselemiz şu, Çelebi Bey'in imzası olan bütün evrakların, elektronik imza ve matbu, hepsinin değiştirilmesi için bir an önce harekete geçmemiz lazım. Evet, tamam. Siz derhal başlayın. Haber bekliyorum.
Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nerede herkes? Çelebi Bey odasındaydı. Cemre? O da odasında efendim. Bu akşam davet yok mu ya? Nasıl bir rahatlık bu böyle? Herkes odasında. Allah'ım yarabbim. Çelebi. Oğlum neyin var? Oğlum. Çelebi iyi misin? Oğlum. Ben dalmışım anne. Bu saatte yatılır mı oğlum? Hadi. Hadi kalk da hazırlan bak saat kaç oldu. O Cemre gelmeyecek mi? Ben onu da alıp gelirim. Senin aşağıya ben bir duş alıp kendime geleyim. Geleceğim hemen. Tamam. Oğlum sen iyi misin? İyiyim, 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 iyiyim. Tamam. Hadi çabuk ol. Tamam. Hadi. Hadi kalk. Ateş kes demiştik. Yapma. Karşı koymayacağım ben. Lütfen. Hoş geldin Dursun. Nasılsınız? Hoş bulduk Cemre. Yine ağırladınız bizi. Çok teşekkürler. Ne demek. Merhaba. Hoş geldiniz. Sevim, görüşmüyoruz ne zamandır. Nasılsın? Evet canım, harikayım. Her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederiz. Konuşmamız lazım. Ne oluyor? Çok önemli. Ben şimdi ofise iniyorum. Sen de biraz sonra çaktın. Lan gel, tamam? Ben biraz müsaadenizi rica edeceğim. Geliyorum şimdi. Tamam. Tamam.
böyle ajan gibi? Seni görmeye gelemedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama polis senin adına ulaşmış. Nasıl yani? Mekandan çıkan tarihi eserler nerede? Onlardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Hepsi Tuzla'daki depoya taşındı. Orada olduklarını senden başka bilen var mı? Bizim çocuklar biliyor işte. O lojistikte çalışan çocuklar o kadar. Onları oradan hemen çıkarmamız gerekiyor. Allah Allah. Nereye çıkaracağız? Çelebi... Nereye götüreceğiz onca şeyi? Olması gereken yere. Kaza alanına mı diyorsun yani? Evet. Hiç dokunulmamış gibi aldığımız yere bırakacağız. Çelebi yapma Allah aşkına. Bunca aydır çıkan onca şeyi kalkıp oraya yığamayız. Yığacağız. Görürlerse suçüstü yapmalarına gerek yok zaten. Bizim çıkardığımızı anlarlar. Hiçbir şey anlamayacaklar. Sarnıçta olan aynı şey olacak. Tamam. Bir patlamayla orası yerli bir olacak. Bizden hiçbir iz kalmayacak. Ne kadar vaktimiz var? Hiç. Hiç. Ey Allah'ım. Bu işi hemen halletmemiz gerekiyor. Adnan'a adresi ver. Hazırlıklar tamam. Senden haber bekliyorum. Adnan. Duyuyor musun? Çelebi'yle yan yanayım. Yaz şimdi adresi veriyorum. Hemen Tuzla 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne git. Yeniden barışmanıza çok sevindim. Medyada zaten her şey büyütmeyi çok sever. Hı hı, sever. Karı koca arasında oluyor böyle şeyler. Öyle, oluyor böyle şeyler. Şimdi iyisiniz ama. Her halinizden belli. Tutkulusunuz. Öyle. Öleceğim mutluluktan. Nerede kaldı bizimkiler? Sevgilim, çok sessizsin bu akşam. Yemeğe geçelim. Ne
Evet, biraz fazla sustum değil mi? Hı. O zaman ben böyle bir hoş geldin konuşması yapayım. Ya uzun zamandan beri aranızda değilim. Hepinizin bildiği gibi Çelebi ile tatsız bir süreç yaşadık. Ama yani aşk işte. Aşk böyle bir şey. Değil mi? En azından Çelebi hep öyle der. Ben de düşündüm. Aşk böyle bir şey ne demek diye. Ve düşünmek için de uzun uzun zamanım oldu malum. Çelebi bana ilk vurduğunda... Yapma, yapma. Olabilir böyle şeyler yani, sonuçta karı koca arasında böyle şeyler yaşanabilir, hele ki. Yani bir adam karısını senin kadar çok seviyorsa, senin kadar çok kıskanıyorsa, senin kadar... bir dakika neydi? Bir şey daha vardı. Senin kadar kaybetmekten korkuyorsa olabilir. Aşk çünkü bu. Yani insan aşık olunca kendini kaybedebilir. Ben anladım artık. Dedim ya, çok düşündüm. Çelebi. Sevgilim, istersen uzun uzun konuşup misafirlerimizi yormayalım. Evet evet, doğru, tamam, haklısın. Affedersiniz, tamam, birazcık fazla uzattım. Toparlıyorum hemen. Tamam. Ne diyordum? Evet, çok düşündüm. Ve şöyle yapayım. Ve bunların aşk olmadığını anladım. Aşk. Aşk böyle bir şey değil çünkü. Çünkü aşk öldürmez insanı. Aşk yaşatır. İnsan sevdiğine böyle bir şey yapamaz. İnsan sevdiğine kıyamaz ki. Kimse birbirine bunu aşktan yapmaz. Bu olsa olsa kindir, nefrettir, öfkedir. Ama aşk değildir. Doğru. Ben bir kadın olarak sevilmek istiyorum. Ama bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum. O yüzden kadehimi takım elbise giydiğinde uzaktan insan zannettiğimiz, bütün bunları yaptıktan sonra karşımıza geçip ağlayarak, yalvararak bunu aslında çok sevgisinden yaptığını söyleyen, belki affettiğimiz ama içten içe bunu hep yapacağını bildiğimiz, biz müsaade ettiğimiz müddetçe bunu yaptığını bildiğimiz adamların yaptıklarının bedelini ödedikleri günün nihayet gelmesine kaldırıyor.
kez eve dönmeniz o kadar kolay olmayacak. Neredesin sen bu kadar saattir? Bir aksilik oldu. Ne demek istiyorsun? Neredesin? Emniyetteyim. Daha büyük bir sorunumuz var. Çok daha büyük. Neymiş o? Dursun Yaman'la olan ilişkinizden haberleri var. Görürlerse suçüstü yapmalarına bile gerek yok. Bizim çıkardığımızı anlarlar zaten. Anlamayacaklar. Sarnıç'ta ne olduysa aynı şey olacak, tamam mı? Bir patlamayla orası yerle bir olacak. Bizden hiçbir iz kalmayacak. Yapma. Karşı koyma. Lütfen.